Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Akmek Kadın Meslek Edindirme kurslarımızı online olarak siz değerli izleyicilerimiz için ekrana taşımaya devam ediyoruz. Yanımda filografi hocamız Seher Avcıoğlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz hocam. Bugün bize filografiyi uygulamalı olarak göstereceksiniz. Evet. Ne yapacaksınız? Bugün elif harfi yapacağız. Ama baştan sonuna kadar tüm aşamalarıyla yapacağız. Hangi malzemeleri kullanacağız hocam? Malzemelerimiz, öncelikle yapacağımız zeminimiz, tahtamız. Hı hı. 12 milim kalınlığında. Döşemelik kadife kumaşımızla kaplayacağız bunu. Kaplamak için ağaç zımbası kullanacağız. Sonra çıktığımızı da aldık. Çıktığımızı üzerine yapıştırıp çivilerimizi çakacağız. En sonunda da örüp bitireceğiz. Örüp bitireceğiz. Evet. İlk olarak kaplamasını yapacağız. Kaplamasını yapacağız. Evet. Döşemelik kumaşımız var. Sündürerek yapmam lazım ki gevşek olmasın kumaşımız. Zımbamızla sabitliyoruz. Bu en başından beri başlama şeyini görmemiştik. Evet. Aşamasını. Başından sonuna kadar tüm aşamalarıyla göreceğiz yani. İstediğimiz renkleri kullanabiliriz. Tabii Seher hocamız krem renkli bir kadife döşemeli kumaşı tercih etmiş. Kadifemizi kapladık. Hı hı. Tam ortaya gelecek şekilde yerleştiriyorum. Resmimizi sabitliyoruz. Olabildiğince sağlam tutturmamız lazım ki kaymasın. Daha sonra kağıdı çıkartacağız değil mi hocam? Evet, çıkartacağız. Kaplamasını yaptık bu şekilde. Hı hı. Evet, şimdi çivilerimizi çakmaya başlayacağız değil mi hocam? Evet. Çakma apartımızı kullanacağız. Bugün siyah çivi seçtim. Çivi kullanacağız. Ve çekicimiz. Daha önce söylemiştim ama 200 gram çekiç ideal olan çekicimiz. Evet, şimdi başlıyoruz. Elif harfini yapacak hocamız. Öğrencileriniz de bu elif harfini çok tercih ediyorlar mı kurslardayken hocam? Kurslarda genelde ilk çalışma olarak elif harfi yaptırıyoruz ki hani daha düz bir zemin olduğu için, çok karmaşık şekilleri olmadığı için elifle başlayıp daha sonra gittikçe zorlaşan aşama aşama gidiyoruz yaptığımız çalışmalarda. Aparatlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Önceki programımızda söylemiştik.
çivilerimizin sabit bir şekilde aynı boyda olmasını sağlıyor. Hem demiştiniz. Aynı boyda hem aynı aralıkta olmasını sağlıyor. Hem de elimize çekiç vurmak gibi bir riskimiz olmuyor. Aynen hocam. Ben size çıkartayım, şöyle yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Rengarenk çiviler olabiliyor mu hocam? Her çeşit renkte çiviler. Birkaç rengimiz var. Gümüş, altın, sarısı, siyah, bir de bronz. Bronz. Dört rengi var. Her ne kadar aparatla yapsak da, özellikle yeni başlayanlar için, aparatı sıkı tutmadığımız zaman çivilerde eğrilik olabiliyor. Bu eğriliği düzeltmeden diğer çiviyi yaptığımız zaman bu sefer iki çivi arasındaki boşluğu etkiliyor. O yüzden düzeltmeden sonraki çiviye geçmiyoruz. Düzelteceğiz, daha sonra geçeceğiz. Evet. Alıştıkça seri bir şekilde zaten çakmaya devam edeceğiz. Düz tornavida aldım. Düzeltmem gereken zamanlarda kullanmam için yanımda. Mutlaka olması gereken malzemelerden bir tanesi. Çivi çakarken başladığım yere dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle bu tarafı çakarsam, bu tarafı çakacağım zaman zorluk yaşayacağım için, ters olacağı için. Öncelikle burayı çakıyorum, sonra buradan bu şekilde geliyorum. Sağdan sola doğru. İçten başlayacağız. Solak değilsek eğer, aynen. İçten dışa doğru, sağdan sola doğru. Sadece solaklarda bu biraz değişebiliyor tabii ki. Değişik oluyor tabii ki de. Bu da önemli bir not bence. Evet. Önceki çekimimizde Ay ve Yıldız bayrağımızı yapmıştınız. Şimdi de hocam Elif harfini çiziyor, yapacak bizim için. Filografide. Yeni başlayanlar için yapılabilir dedi. Herkes yapabilir yeni başlayanlar dedi. Geçen çekimde söylemişimdir,
Kullandığımız şu an siyah düz baş, ince başlı çivi, kalın baş ve top baş olmak üzere değişik baş kısmının değişik versiyonları da var. Düz başlı çivimiz. Evet. Görselini etkiliyor mu hocam? Düz başlı olması ya da farklı olması yaptığımız işin tabii fark ki, ediyor mu? Tabii ki fark eder. Nasıl diyeyim? Top baş çivilerde daha böyle hani boncuk konulmuş hissi diyebiliriz. Ramazan nasıl geçiyor hocam? Siz hala çalışıyorsunuz yoğun bir şekilde. Evet, çalışmalara devam ediyoruz. Üst kısmını en son mu yapacağız hocam burayı? Burayı ucuna kadar getirdikten sonra üstünü yapıp aşağı inerek tekrar bitireceğim. Aşağı ineceğiz. Evet. ...200 gramlık çekiç kullanıyor Seher Hocam. En ideal çekiç 200 gramlık demişti. Evet. Verilen bilgilerle aslında bakılıp evlerimizde de yapabilir vatandaşlarımız değil mi hocam? Tabii ki yapabilirler. Sadece başlamadan önce mesela güzel bir elif yapmadan önce boş bir tahtada düz çizgi çizerek o düz çizgide çakmayı öğrenirlerse daha sağlam, daha sağlıklı bir çalışma elde ederler. Doğru söylüyorsunuz.
Evet, az kaldı, aşağısı bitmek üzere. O köşesini nasıl yapacağız hocam? İsterseniz seyircilerimize aktaralım. Alt kısmında tek çivi çakarak bitireceğiz değil mi orayı? En köşesini çakmadan bırakacağım şimdilik. Şimdilik bırakacağız orayı. Bitirdikten sonra en son. Şimdi ilk kısmı çaktık. Hı hı. Tahtayı çevireceğim. Çakacağım yeri kendime doğru çekiyorum. Çivileri hep tekli şekilde çakabiliyoruz değil mi hocam? Evet. Yani iki çiviyi yan yana koyup da çakamıyoruz öyle. Çakılabilir, çakılamaz demeyelim ama tavsiye etmiyorum diyelim. Yani kayma riskine karşı evet. Daha tedbirli olursak tek tek çakmamız daha mantıklı. Çekicimizin vurduğu kısmının büyüklüğü biraz elverişsiz olabilir. Hı hı. Çok... Için. Çok tek düz olması gerekiyor. Eğer çivilerin arasında bir sıkıntı olursa tornavidamızla açıp düzeltiyoruz. Düzeltmeden devam etmiyoruz. Şu an benim bazen çakarken sorun yaşamamın sebebi masanın yüksekliği. Daha aşağı alçak bir masada olması daha mı iyi olur? Daha ideal bir masa olması gerekiyor. Tabii stüdyo masamız olduğu için biraz yüksek. Hı hı. Hem daha çabuk yorulmama neden oluyor. Hem de çakarken zorlanıyorum açıkçası. Bu kısmı da bitirdim. Tekrar tahtamı çeviriyorum. Tekrar düz kısmını yapacak hocam. Yapacağımız yöne doğru hep çevireceğiz. Evet. Thank you.
Son kısma geçmeden önce yine tahtamı çeviriyorum. Kağıdı nasıl ayıracağız hocam şimdi çaktığımız çivilerden alttaki kağıdı? Alttaki kağıdı yırtarak çıkaracağız. Niye düzgün bir şekilde çıkıyor? Sorun olmuyor değil mi? Yok. Çok zor. Kağıdı arkasından kolibandı lavant da saydık yine bir nebze düz çıkabilirdi ama... Uçları farklı olanlar da varmış aralarında. Değil mi hocam? Bunlar değişik çivler mi? Ayrılmamış. Pense yardımıyla düzeltebiliriz. Gösterdiniz de iyi oldu hocam. Sağ olun. Sona yaklaştık hocam. Evet, yaklaştık. Bunu bitirdikten sonra da telle sarma işlemini yapacak Seher hocam. Son önce çivimizi çakıyoruz değil mi hocam? Son bir tane daha çakacağız. En uç noktasına. Evet. Çakma işlemimizi bitirdik böylece. Şimdi kağıdı çıkaracağım. Evet, nasıl ona bakalım nasıl yapacaksınız hocam? İç kısmını yırtılması önemli değil zaten değil mi? Değil. Artık kağıdımızla işimiz bitti bizim. Tamamen kağıttan arındırıyorum. Artık örmeye hazır tahtamız. Çakılmış haliyle. Evet.
Şöyle gösterelim. Çakılmaya hazır hale geldi. Kağıtlarını çıkarttı Seher Hocam. Ve şimdi başlayacağız. Tellerde çok farklı renklerimizin hemen hemen her rengin olduğunu söylemiştik. Hı hı. Ben bugün mavi bir tel seçtim. Zeminim açık renk olduğu için güzel duracağını yakışacak düşündüm. Yakışacak gerçekten, güzel olur. Öncelikle alt örgü yapacağız. İlk çekimimizde de söylemiştik ama alt örgü yapmazsak yaptığımız örgünün çökme ihtimali var. Çökmemesi için alt örgü yapacağız ki yukarıda kalsın. En dipteki çiviye sararak yukarıdan aşağıya, dışarıdan içeriye gelecek şekilde çapraz olarak örüyorum. Bu yaptığımız alt örgüsü. Bir de üstüne yapacağız. Evet. Alt örgüyü bitirdikten sonra üst örgüsünü yapacağız. Alt çapraz örgü yapıyorum şu an. Altta hep çapraz örgü mü kullanıyoruz? Düz örgü de kullanabiliriz. Çok gevşek tutmuyorum. Çok fazla da çekmiyorum. Çünkü çiviler yamulabilir değil mi? Çok çektiğiniz Evet. Zaman. Telimiz de kopabilir. Ama sert oldu. Çok yumuşak tutmayacağım. Gevşek olmayacak. Evet Ama hocam. çok da fazla çekmeyeceğim. Her çiviye bir kere doluyorum. Çünkü bu alt örgüsü. Evet. Üst örgüde bir çiviye birden fazla dolama yapabilirim. Hiçbir çiviyi de atlamamaya dikkat ediyorum. İzlemek çok rahatlatıyor hocam gerçekten siz yaparken. Yaparken de siz böyle motive oluyor musunuz? Böyle rahatlatıcı oluyor Tabii mu? ki, tabii ki. Şimdi bunu yaparken buraya geldim. Genelde öğrencilerin sordu. Hocam burada ne yapacağım? Buradaki boşluğum, çıkıntım yokmuş gibi karşısına alarak devam ediyorum. Bu şekilde. Yokmuş Tamam. gibi. Aynen. Devam ettim. Daha sonra nasıl yapacağız orayı peki? Farklı mı yapacağız bu köşeyi? Daha Onun için sonra ayrı bir tekrar alt örgüsü mü yapacağız? yapabiliriz. Şart değil ama. Tekrar köşeye geldim. Birkaç kere doluyorum. Kopardım. Evet, alt örgümüz bitti. Buraya da yapalım ekleme olarak.
şekilde alt örgüyü tamamladık. Gösterelim isterseniz bir. Alt örgümüzü bitirdik. Şimdi üst örgüye geçeceğiz. Şuradan da detaylı gösterelim isterseniz. Hocamız alt örgüsünü bitirdi. Ve üst örgüsünü de yapacak şimdi. Evet hocam. Nasıl başlayacağız hocam üst örgüsü için? Yine alt köşeden başlıyorum. Bu sefer düz örgü yapacağım. Biraz uzun tutacağım ki daha dolu olsun. Her çivi için aynı işlemi yapacağız. Her çivi için aynı işlemi yapacağız. Her çiviye bu sefer 3 kere dolama yapacağım. Alt örgüde tek seferde bitiriyordum. Ama üst örgüde her çiviye 3'er kere dolama yapacağım. Hep aynı çivi üzerinden mi yapacağız hocam aşağıdakinden? Şimdi de az önce burayı doldurdum. Alt tarafımız doldu. Buradan bir çivi yukarı çıktığımda bu taraftan da bir çivi yukarı çıkacağım. Yukarı yukarı giderek çapraz bir şekilde ama düz örgüyle. Düz örgüyle yapacağız. Evet. Yukarı kadar çıkacağım bu şekilde. Her çiviye 3'er kere dolayacağım ki dolu dolu görünsün.
Hemen hemen yarısı doldu. Çok baktığınızda da göz yorucu bir şey değil mi hocam? Yani teller ince olduğu için gözünüz çabuk yorulabiliyor. Evet, bazen gerçekten. Özellikle çok parlak renklerde. Evet. Çok güzel oluyor hocam. Gerçekten değişik oldu. Mavi çok yakıştı bence kremin üzerine. Renkleri yakıştırmak da tabii ki tablonuzun güzelliğini etkileyebiliyor. Krem üzerinde mavi bence çok güzel oluyor. O yüzden bugün bu renkleri seçtim. İyi yapmışsınız hocam. Her türlü rengi kullanıyorsunuz değil mi? Tabii ki kumaş rengimde de, tel rengimde de istediğim rengi kullanabilirim. Şimdi yine köşedeki çiviye geldim. Bundan sonra yapmam gereken yine bu şekli yokmuş gibi karşılığına gelecek çividen devam edeceğim. Buradaki ucumuz yokmuş gibi karşılığına gelen çividen devam ediyorum. Orayı da ayrıyeten sonra da yapacağız değil mi? Evet. Alt örgüsünü yaptığımız gibi.
Şimdi mesela köşeye geldim. Birer birer çıkıyordum. Şimdi ne yapacağım? Aşağı doğru buradan devam edeceğim. Gitmeye bu köşeye gelene kadar. Burayı yine bu şekilde dolduracağım. Evet hocam. Buraya kadar olan kısmı bitirdik. Son yapacağımız kısım elifimizin ucu olacak. Ama oraya farklı bir örgü yapacağız. Köşeden başlıyorum yine. Şimdi köşesinden aldım. Buradaki çivilerimi Şöyle gösterelim hocam. Şunu alayım. Köşeden bağladım başlayacağım. Buradaki çivilerimi teğet geçecek şekilde karşısına denk geldiği yere alacağım. Tam olarak burası. Bu şekilde başlıyorum. Bu şekilde başladıktan sonra buradan buralara tarafa doğru giderken buradan aşağı doğru gideceğim. Bir döngü oluşturacağım burada. Anladım hocam. İlk zeminimizi yapmıştık. Üzerine normal sardık ve şimdi de değişik bir şekilde
sarma işlemine devam ediyor Seher Hocam. Bu işlem son işlem zaten hocam değil mi? Evet, bundan sonra çalışmamız bitecek. Yani köşeye kadar ulaşacağım. Tamamen doldurduktan sonra köşede bitireceğim. Elif çalışmamız bitti. Çok güzel oldu hocam. Gösterelim seyircilerimiz için de. Evet, ilk önce isterseniz hangi işlemleri yaptık son olarak tekrarlayalım hocam. Programımızı bitirelim. En başta zeminimize, tahtamıza kadife kumaşımızı kapladık. Kapladıktan sonra kağıdımızı yapıştırdık, modelimizi. Modelimizi çivilerle çaktık. Çaktıktan sonra önce alt örgü, sonra üst örgü olacak şekilde ördük ve işlemimizi tamamladık. Evet hocam, çok güzel oldular. Elinize, emeğinize sağlık efendim. Çok sağ olun, iyi ki de geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler AKMEK kurslarımızı online olarak ekranlarımızda taşımaya devam edeceğiz. Farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Bizimle kalın, hoşça kalın.